Programımıza devam ediyoruz efendim. Bugün radyo veya televizyonun yaşayan dostlarımız olabilir. 8. cüzde yer alan Araf suresinin 8. ve 9. ayetleri üzerinden hareketle, oradaki hakikatlerden hareketle, insanın amellerinin tartılması, sevabının ağır veya hafif olması ve bunun tartılmasının hak oluşu, dünyadaki karşılığı nedir? Bunun üzerinde durduk bir parça. Şimdi biraz da yani Allah'ın adaletinin ve işte kainata koyduğu ölçülülüğün farkında olma hali. Burada beşeri münasebetlerde, birbirimizle olan ilişkilerimizde sevabın ağır olması, hafif olması gerçeği bize neyi hatırlatmalı? Yani burada biz mesela arkadaş ararken, dost ararken veya bir şekilde münasebet içerisinde olduğumuz insanlardan kusursuzluk, hatasızlık mı bekleyeceğiz? Yani ben asla kötü bir şey olmamalı, asla yanlış bir şey yapmamalı benim arkadaş olacağım insan mı demek lazım? Veya arkadaş olmaktan da öte, iş yerinde veya değişik ortamlarda bir arada bulunduğumuz insanlar oluyor. Belki dostluk seviyesinde değil ama münasebetimiz devam ediyor belli bir oranda. Bu münasebetlerde o insanı değerlendirirken nasıl değerlendireceğiz? Herhalde bunun da ölçüsü aynı zamanda bu ayetlerde ifade edilen hakikat. Evet, çünkü madem ki Allah adaletle olan adalet ismi, adil isminin tecellisinde mahşerde hiç kötülüğü olmayan, günahı olmayanların kurtulduğunu ilan etmemiş, iyiliği ağır gelenlerin kurtulduğunu, iyiliği ağır gelenlerin kötülüklerinin örtüleceğini, başka ayet-i kerimelerle beraber düşünürsek örtüleceğini, iyiliği ağır gelenlerin kötülüklerinin örtüleceğini vaat etmiştir. Bizim bu dünyada Kur'an'dan aldığımız bu dersle mümin kardeşlerimizle münasebetlerimizde yine lemalarda 13. lemada dikkat çekilmiş. Bu kanunu ilahiye uygun davranmamız lazım. Yani biz arkadaşlarımızı veya sizin temas ettiğiniz gibi beşeri münasebetler içinde olduğumuz insanları gördüğümüzde onlarla münasebetlerimizi tanzim ederken, yani hiç hatası olmamalı, ben ancak o zaman severim, bana karşı hep iyi davranmalı, o zaman severim dememeliyiz. Böyle dersek Allah'ın adil isminin tecellisiyle ilgili kanuna mahşerde bütün şaşasıyla, parlaklığıyla, açıklığıyla tecelli edecek olan, dünyada da yine kainatta yansımaları, örnekleri gösterilen o ilahi kanuna uygun davranmamış oluruz. Çünkü insan melek değildir. Yani meleklerde nefis yoktur. Nefis olmadığı için daima Allah adına hareket ederler. Allah'ın emrine harfiyen riayet ederler. Halbuki insanda nefis vardır. İnsan iyiliğe ve kötülüğe meyillidir. İnsan kalbi iyiliğe meylederken nefsi kötülüğe meyleder. Dolayısıyla biz insanların, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, aile fertlerimizin zaman zaman hata yapabileceğini, kötülük yapabileceğini ama onların iyi özelliklerinin tarafımızdan görülmesi gerektiğini, o iyi vasıflarına adaletli davranmak gerektiğini, kötü vasıfları sebebiyle iyi vasıflarını görmemenin birkaç gün evvel işlemeye çalıştığımız gibi zulüm olduğunu, haksızlık olduğunu, o iyi vasıflara karşı haksızlık olduğunu, Allah'ın adaletinin tecellisinde iyiliğin de kötülüğün de tartıldığını, iyiliğin ağır gelmesi halinde şahsın kurtulduğunu işittiğimizde biz de iyiliği ağır geleni sevmeliyiz. Ölçümüz bu olmalı. İyiliği ağır gelen, yani imanı olan, Allah'a kulluk yapmaya çalışan, ancak bu arada bazı günahları ve hataları da olan mümin kardeşlerimizle münasebetlerimizde Araf suresinin 8. ve 9. ayet-i kerimesinden aldığımız dersle iyiliklerini, imanını, İslam'ını sevmeli, kötülüklerini teşhir etmemeli, kötülüklerini düzeltmenin arayışı için olmalıyız. Yani kötülüklerden nasıl kurtulabilir? Ben nasıl ona yardım edebilirim? Nasıl o kötülüklerinden dolayı çektiği ızdıraptan, kalbi ızdıraptan çıkışına bir yardımım, desteğim olabilir? Bunun arayışı içinde olmalıyız. Aksi halde burası çok önemli diye düşünüyorum 13. lemada geçtiği için. Aksi halde
bir kardeşini bazı kötülükleri var diye iyiliklerini görmezse insan, yani bazen sinek kanadı gözü örttüğünde dağ göstermediği gibi, sinek kanadı gibi kötülükleri yüzünden dağ gibi güzel vasıflarını, güzel hayatını, güzel ahlakını görmezse, orada içtimai hayatta fesat alet olur diyor. Fesat aleti. Yani müfsit olur o zaman. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sevmediği vasıflardan birisi fesattır. Yani müfsitleri sevmez Allah diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yani müminler arasındaki sevgi bağını zayıflatan değil, güçlendiren, tahrip eden değil, tamir eden, müminler arasındaki bağın gelişmesine vasıta olan bir mümin olmanın yolu, Araf suresinin 8. ve 9. ayet kerimelerinde bildirilen ilahi adalet tecellisini örnek alıp, onu takip edip, biz de kardeşlerimizle olan münasebetlerimizde, evet şu şu vasıfları güzeldir, Kur'an'a uygundur, sevilmeye layıktır, Allah'ın sevdiği vasıfları var, imanını Allah seviyor, ibadetini Allah seviyor, güzel ahlakını Allah seviyor, ancak şu şu vasıfları var, Allah sevmiyor. Allah'ın sevmediğini ben de sevmiyorum, sevmek istemiyorum. Ama Allah'ın sevmediği o vasıfların ondan alınması, ondan o şahsın kurtulması için benim vazifem var bir mümin kardeş olarak. Onun da benim üzerimde gördüğü kötü vasıflardan benim kurtulmamda bana desteğine ihtiyacım var. Birbirimizle böyle münasebetler içinde olduğumuzda böyle mümin arasındaki bazı zayıflatan fesat aleti olma durumuna düşmekten kurtulmuş, bu kainattaki ilahi adalet tecellilerine ve mahşerdeki adalet ilahinin tecellisine ayna olmuş oluruz. Ayna davranışımızla, ahlakımızla, diğer müminlerle münasebetlerimizde ilahi adaletin yansımalarına bir aynalık yapmış oluruz diye paylaşmak istiyorum. Evet, bir de tabii bu şu açıdan da önemli herhalde. Bazı insanların mesela insani ilişkileri, beşeri münasebetleri belki de bu prensibi hayata geçirememekten kaynaklanan sıkıntılarla karşılaşıyor kişi. Yani diyelim ki birisinden bir kötülük gördüğünde, bir fenalık gördüğünde kendisine karşı veya onun hoş olmayan bir davranışını gördüğünde hemen defterden siliyor. Hmm. Sildim onu diyor. Onu sildim defterden diyor. Hmm. Şimdi bir hatadan dolayı birisini defterden sileceksek defterde hatta kimse kalmıyor. Sülalesini de siliyor yani. O daha da büyük bir zulüm oluyor. Yani ve defterde kimse kalmıyor. Defterde kimse kalmadığı gibi doğrudan, Seyfettin hocamızın dikkat çektiği gibi, doğrudan değil de dolaylı onun ailesiyle, yakınlarıyla da münasebetine mesafe koyduğunda kişi kendi kendini yalnızlaştırıyor. Kendi kendini bir cenderin içerisine atıyor. Yani böyle insanlarla münasebet içerisinde olmaktansa yalnız kalırım daha iyi. Yani ya hep ya hiç mantığı istinasında, yani sonuçta insanız ve hani tek başımıza yetmeyen varlıklarız. Bu manada dosta, arkadaşa sevincini değil mi, mutluluğunu, üzüntüsünü paylaşacağı insanlara ihtiyacı var kişinin. Bu açıdan da sanki önemli gibi geliyor bu. Bir şey daha yine eklemek istiyorum hocam, söz bırakacağım. Yani Cenab-ı Hak iyiliği ağır gelen kurtulmuştur derken, hiç kötülüğü olmayan kurtulmuştur demezken, biz neye göre çevremizdeki insanlar hiç kötülüğü olmamalı diyeceğiz ki? Yani bunu nereye dayandıracağız biz? Yani değil mi? Nereye dayandıracağız? Yani böyle bir bakış açısı ne kadar problemli. İşte o zulüm oluşu herhalde biraz da buradan. Yani uhuvvet esasında dikkat çekilen. Evet. İnsanın çeşitli vasıfları var. Bu vasıfların çoğu iyi, birkaç tanesi de kötü. Hoş değil. Bu hoş olmaması gerçekte de hoş olmayabilir. Belki bize de hoş gelmiyor olabilir. Yani biz öyle görüyoruzdur. Evet, bizim açımızdan hoş değildir. Şimdi böyle bir insanı nasıl değerlendireceğiz? Eğer diğer türlü değerlendirirsek zulüm olur. Dediğiniz gibi o vasıflara karşı da bir zulüm olur, haksızlık olur, adaletsizlik olur. Hem de o vasıfları taşıyan ve çoğunluğu iyi vasıflara sahip bir insanı kötü diye değerlendirmek de zulüm olur. Yani bir müminin mümine olan bakışını da dikkate aldığımızda bir zulüm ve adaletsizlik işlemiş olur. Buna da hakkımız yok. Evet. Kusursuz dost arayan dostsuz kalır diyor Mevlana. Hatta
şu meşhur kutsi hadis herhalde Peygamberimizin bize nakletti. Yani yeryüzünde siz günah işlemeseydiniz, hiç günah işlemeseydiniz, sizin yerinize başka bir topluluk yaratırdım. Onlar günah işlerlerdi ama sonradan tevbe ederlerdi mealinde. Yani demek ki insanın tabiatında var, fıtratında var bu günah işleme. Biraz da fıtratın özelliği, günahkar varlıklarız. Tabii sosyal hayatı en çok tahrip eden şey, insanların arasını açan, bu İslam kardeşliğini zedeleyen şey, bir noktasına bakıyoruz. Bir mesela şu, ya şu tarafı hoşuma gitmiyor, şu özelliğinden haz etmiyorum diyoruz. Dolayısıyla onunla alakamızı kesiyoruz. Bu hakikaten mesela dindarlar arasında bile haz etmiyorum diyorsun. Ya şimdi yani haz etmiyorsun ama onun mesela diyelim ki mümindir, Allah'a imanı var senin gibi, aynı kıbleye dönüyorsunuz. Değil mi? Aynı camide namaz kılıyorsunuz, efendim birlikte işte oruç tutuyorsunuz, Ramazan sevincini yaşıyorsunuz vesaire. Bir sürü ortak noktalarınız var. Hı hı. Yani şimdi o şu özelliğini haz etmiyorum diye ben ona mesafeli durursam, o ortak noktaları, o ortak özelliklerimizi hafife almış oluyorum. Yani imani ve İslami bağlara karşı da bir hürmetsizlik oluyor, saygısızlık oluyor. Yani onları, senin o haz etmediğin özelliğini onların önüne geçiriyorsun. Sanki o hepsinden önemliymiş gibi oluyor. Evet, ondan sonra birisi Ahmet Şahin Hoca yazmıştı bir zamanlar. Tasavvuf ehli bir zat bir şeyini, yani aynı cami cemaatinden birisini illa bizim tarikata gir diye ısrar ediyormuş. O da girmiyormuş. Yani onun şeyhi ayrı efendim. O da ondan artık gelmeyeceğini anlayınca, ümidini kesince, bu sefer ona mesafeli durmaya başlamış. Bu sefer rüyasında görmüş Peygamberimizi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona demiş ki, senin şeyhini sevmek mi daha önemlidir? Şeyhinin sevgisi mi yoksa peygamber sevgisi mi? O da demiş ki elbette peygamber sevgisi daha önemlidir. Peki demiş, o zaman mesafeli durduğun o şahıs peygamberi seviyor mu, beni seviyor mu? Seviyor ya Resulallah. O zaman senin şeyhine tabi olmadıysa nasıl onunla alakayı kesersin? Yani beni sevdiğini söylüyorsun. Beni sevmesi senin şeyhini sevmesinden, şeyhine bağlanmasından nasıl daha önemli olabiliyor diye uyarmış. Yani bu hakikati dikkate almak lazım. Yani nefsimiz için değil, Allah için. El hubbu fillah vel buğdu lillah vel hükmü lillah. Yani düstur olmalı. Sevdiğimizi Allah için sevmeliyiz. Dolayısıyla Allah için sevmek demek, yani Allah'ın seveceği işler onda varsa ve bunlar ağırlıktaysa, bizim sevmediğimiz yönleri olsa bile biz nefsimizin hatırı için değil, Hakk'ın hatırı için o insanı sevmeliyiz. Yani nefsimiz istemese de orada nefsimizi de kırmalıyız yani. Nefsimize rağmen sevmeliyiz. İşte o zaman Hakk'ın hatırını üstün tutmuş oluruz. O zaman kazanmış oluruz. Evet. Burada bir şey. Bir soru var. Unutmazsanız. İnşallah. Bu arada şeyi de hatırlatmış olayım sevgili dostlar. Konuyla ilgili sorularınız veya katkılarınız olabilir. 38-34 dost Kur'an yazdıktan sonra mesajınızı 38-34'e gönderiyorsunuz veya kuran@dostev.com elektronik postalarınız için adresimiz. Ben her gün teraviye gitmeye çalışıyorum fakat gittiğimde istemediğim halde sağımdakinin, solumdakinin yanlışlarını görüp kınıyorum. Fakat bunu hiç istemiyorum. Bana zararı nedir demiş. Evet. Dostumuz. Hani üzüldüğü için ben kendi adıma hissedebildiğimi takdim etmek istiyorum. Tebrik ediyorum. Yani bundan ediyorsun. Da rahatsız. Memnun değil. Evet, yani onları da incitecek bir tavır sergilememek kaydıyla, onları üzecek bir söz söylememek şartıyla inşallah bunu aşar. Yani onların hatalarını gördüğünde şöyle düşünsek, mevzumuzla alakalı diye güzel oldu.
Yani benim burada şimdi bir mesuliyetim var. Onlara kızma yerine ben bunu acaba nasıl düzeltebilirim? Şimdi ben bunu doğrudan söylesem belki incinir. En iyisi ben caminin hocasıyla konuşsam. Hocam bir gün münasip şekilde namaza 5 dakika kala ekseriyetin geldiği bir sırada şu mevzuyu işleseniz. Yani hepimize anlatsanız, bu arada bazı kardeşlerimiz de bu konudaki hatasını düzeltse, mesela böyle bir arayışa girse veya o hata yapan insanların sözüne değer vereceği bir büyük vasıtasıyla o mevzunun işlenmesine çalışsa, camide hata yapan kardeşinin hatası onun kazanmasına vesile olur. Yani bunu düşündüğü andan itibaren, bunun arayışına girdiğinde inşallah kazanmaya başlamıştır. Yani bir mümin evet. kardeşimizin hatası bir başka müminin kazancı olabilir. O hata yapan ondan vazgeçtiğinde onun da hatası onun için kazanca dönüşüyor. Yani her iki tarafın veya tarafların kazanabileceği bir yol varken hem kendimizi hem başkalarını üzmemeliyiz. Çünkü hepimizin hatası var. Şimdi başkalarının hatası var diye üzüldüğümüzde bilelim ki bizim de başkasını üzen hatalarımız olabilir. Onun için bazen şöyle düşünüyorum ve artık elimden geldiği kadar aklıma geldi dua ediyorum. Yani böyle birinin hatasını görüp de söylemekte zorluk çekersem, ya Rabbi benim diyorum bir hatamı gören kardeşim bana rahat söylesin. Yani nereden gireyim diye çok yorulmasın konuya. Gerçekten nereden gireyim diye fazla da yorulmasın. Gerçi yorulduca kalır da ama rahatça desin ki bana, diyebilsin ki senin şu davranışın Kur'an'a uygun değil. Dinimize uygun değil. Bunu düzeltmende fayda var diye rahatça söyleyebilsin. O da kazansın. Biz de o hatayı bırakmak suretiyle biz de kazanalım. Yani bu dünyada hepimizin hatası var. Bazen hatta şeyi düşünmüşümdür. Böyle. Yani bunun yolu rahat söyleyebilmesinin çevremizdeki insanların bir şeyi daha işe kolaylık getirecek. Yani biz onlar söylemeden biz söylemeliyiz yeri geldikçe zaman zaman. Uygun bir dille. Ya kardeşim sen beni iyi tanıyorsun. Çoğu zaman beraber oluyoruz. Söyle. Yani benim bir eksiğimi görüyor musun? Görüyor musun? Düzeltmem gereken bir tarafım var mı? Yani çok memnun olurum. Bana iyilik yapmış olursun diye. Yani biz biraz şey yapmalıyız. Böyle açık şey olursak yani o anda aklına gelmese söyleyemese bile gördüğü zaman söylemesi kolay olur. Yani sen ona kapıyı açtın. Kapıyı açmış olursun. Birbirini tanıyan insanlar açısından evet. düşünülebilir. Yani evet. O yapıcı tenkide açık olduğunu hali ve tavrıyla insan ortaya koyarsa dışarıdaki daha rahat davranır. Nereden gireyim diye zorlanmaz. Evet. Ama daha önce hiç tanımadığı insanlarla alakalı böyle bir durum söz konusu olduğunu burada herhalde o kadar çabuk ve rahat hareket edemeyebilir. Muhakkak. Burada da sizin dediğiniz gibi çeşitli başka yolları. Başka yolları kullanabilir. Yani şu mevzumuzla evet. bağlarsak, madem ki zerre kadar iyilik ve kötülük mahşerde teraziye girecek, camide yanlışını gördüğümüz kardeşimizin hatasını düzeltmek bir salih ameldir. Teraziye girecektir. Yani mümin için başkasının hatasını görmesi aynı anda fırsattır. Yani düşünelim ki böyle bir hatayı düzeltti mümin ve bu dünyadan mahşere gittiğinde artık ameller tartılırken neticeler açıklanacağında kimse kimseyi düşünemiyor, halini soramıyor. Yani tabiri caizse nefeslerini tutmuş, neticeyi bekliyor herkes. Mesela ben üniversite imtihanlarında işte yeni fark etmeye başladım. Bazen böyle yarım puandan, yani bir soruyu hatalı yapmaktan veya doğru cevaplandırmamaktan mesela iyi bir fakülteye giremeyen talebelerin haline bakıyorum. Yani o halden mahşeri hatırlamaya çalışsak diyorum. Hı-hı. Mahşeri. Çünkü zerre kadar iyilik ve kötülük tartılıyor. Yani belki de burada çok çok küçük görünen bir amel orada iyiliğin ağır gelmesine sebep olabilir. Bu ihtimal var. Ve biz hangi amelin o amel olduğunu bilmiyoruz. Bu hepsini kıymetlendiriyor evet, aslında. Evet, hepsini kıymetlendiriyor. Yani camide yanlış yapan kardeşimizin hatasını doğrudan ikaz etsek bu da teraziye girecek. Caminin imamı vasıtasıyla bu hatanın düzeltilmesine vesile olsak belki de caminin imamı vasıtasıyla birçok insan bir gerçeği öğrense, başkaları o hatayı yapmamaya başlasa
Buna sebep olan, yani imamı harekete geçiren acaba nasıl bir sevap kazandı? Mahşerde nasıl sevinecek? Evet, kılınan namazlar teraziye giriyor. Tutulan oruçlar giriyor. Ama bir mümin kardeşimizin hatasını incitmeden düzeltme gayretleri de giriyor teraziye. Yani bunu çok önemli görelim. Ve yani bu çok küçük görünen bir amel neticenin değişmesine sebep olabilir. Bu gözle baktığımızda hatalarını gördüğümüzde mümin kardeşlerimizin kızmayız. Bediüzzaman'ın ifadesiyle acırız. Hata yapana kızmak değil, hata yapana acımak lazım. Ha, bilmeden yapıyorsa zaten çok büyütülecek bir şey yok. Yani diyelim ki camiye geldi. Ben en yaygın hata olarak bunları görüyorum zaman zaman. İşte imama birinci rekatta yetişemedi. Yanlış kıldı namazı. Yanlış kıldı. Bilmiyor. Bunu anlatmak lazım. Yani ya doğrudan ya imam vasıtasıyla anlatmak lazım. Veya imamdan önce secdeye gidiyor mesela. İmamdan işte imam beklemeden rüküden doğruluyor mesela. Bu ciddi bir hata. Bunu düzeltmeye çalıştığında mümin, bu da mahşerde mizana girecek. Amel defteri açıldığında bu gayretlere girecek. Hatta ben şunun da gireceğini düşünüyorum. Öyle bir hadis okuduğumu hatırlıyorum. Yani birkaç gün mesela düşündü, ne yapayım? Bu kardeşimizi kırmadan ben bu nasıl bunu anlatayım diye. Yani o aradaki düşünmeleri, gayretleri, hayalleri, yani hepsi o iyiliğin mukaddimesi olarak, altyapısı olarak inşallah amel defterinde önüne çıkacak. Böyle baktığımızda her şey fırsat. Yani camide bir kardeşimizin hatasını görmek de kazanmak için fırsat. Evet, burada kemiyet ve keyfiyet, ben de onu düşünmüştüm, meselesi var ama vaktimiz var mı bölünmesin diye, isterseniz bir ara verelim. Ondan sonra bir taraftan gelen soruları da münasip düştükçe ben size yöneltmeye çalışıyorum. Sevgili dostlar, Kur'an günlüğü aradan sonra tekrar devam edecek.